Bakayım yayın ne ismine. Bakalım. Evet, yazdım şu an. Sonra Tabii düğmesini bulsam. Display Capture açalım. Şu bracket'ı göstereyim. Bakalım sen neredesin? İstediğim Bracket'ımız böyle. İlk önce ben Rentakar'la VS atacağım. Sonra Orange Bird'le Hain Ördek VS atacak. Sonra Hakan'la şey atacak. yayını Average slash Enjoyer. Yani Murai Kaiden. yayının açık olduğunu göremiyorum bu arada ben. Ha tamam şimdi gözüktü. Rentakar burada zaten. Değil mi? Evet, ha dur şeyi değiştireyim. Evet, balık o. Okey. Daha Şeye geçelim. sonra gireyim, sonra ismini değiştireyim turnuvanın şeyin, yayının. Spectate. Balık geçsin karışımı. Başlayalım. First to 3 yaptım bu arada maçları. Finale doğru first to 4 ya da 5 çekerim. Öyle bir şey yapayım. Kağıtları number nasıl yapıyorum? Hala acaba Çince şey yazıyor mu? Öleceğiz. Tamam. İzleyen var Aa, söylesin balık gelsin artık bu karşıma. oyunu değiştirmeyi unuttum. Aptalım ya kızlar. Oyunu değiştirmeyi nasıl unutursun? Oyun Yakuza mı? Güldü gir. Ha. Guilty Adamı yenen Gear game'miş beyler yalnız. Strive. Tamam. Bu biraz sıkıntı. Hayda. Şey yaptım galiba. Aynen. Tamamdır. Şekilli Strive'da yazdım. Tamam. Şekilli strive mı? O nasıl oluyor? Dash. Büyük harfle Strive yine Dash. Öf. XX Strive XX Üç. İnşallah bağlanacağız bugün. Bu maçın bir habercisi değildir umarım. Yok ya olur. Bak dedim oldu. 154 ping. Jio mu oynuyorsun? Ha. Okey. Rampage direkt grab'e geldi. Çılgın. Yol Jio Pressure üzerine atladı. Çok güzel. Belki de benim bunu yapmaya başlamam gerekebilir. Totsugeki slash şimdi. Tepesini vurdu. Yakaladı. Güzel yakaladı yine. 3K çok ilginç. Çok tehlikeli bir hareket aslında. Neutral gameplay. Grand Blaze Pixies. Trademark. Güzel dust tuttu. Aynen. Bir dash slash geldi oh, ama boşluğa vurdu. Nasıl ışınlanıyor koçum benim. Jump 8. Heavy Toast 2. Heavy Bak. Toast 2'ye bakılmadı. İkinci round. 6B ya 5B'ymiş. Pardon. Slash Toast 2 görüldü. Heavy Toast 2 çarptı. Oh laga bak. No. Kahretsin. Turkish Lock Switch. Oo güzel dust. Heavy. Okey slash heavy slash yaptı şeyi. İlginç. Normalde heavy slash heavy slash heavy slash diye gidiyor. Evet locklandı. Grab'e geldi ve Brunt'ı alındı. Güzel. Kick checkleri yapılıyor dash'le. 2S dash'le güzel. Direkt grab'e girdi. Main canlı yarısı yok şu anda. Oo kötü bir grab. Gidi grab denemesi daha çılgın. Heavy Dolphin'de saldırmayı denedi. Güzel. Slash Dolphin yakalandı orada çok iyiydi. İki tarafında yarı barı var. İlk havadan deneme geldi. Oo Tosuke 2 atamadan yakalandı. Jio'ya karşı öyle şey yapmak çok tehlikeli. Sen yap DP denendi ilginç. Slash Dolphin görüldü. Oo çok iyi. Oo çok güzel grab bekledi. Aa main kapısında Yunus var bir tane. Şimdi gördüm. Sen mi? Okey, 2D yükledi. Şey girildi ama burst atıldı. Aizugawa. Deşli girişler Giovanna'dan.
Olduğu yerde far slash attı. Okay. Slash dostluk ikisiydi o. Aa. Biraz az tepki verilebilirdi. Oh, tam bloklandı. Okay. Normal dust, tamam. S, H, okay. 2S yakaladı, çok güzel. Kendisi bitirecek gibi duruyor buradan. Tabi oradan, aaa. Oo, çok basit nasıl kasıyor? Ananı satayım. Tamam, düzeldi. Run up DP, bitirdi işi. Run start DP, çok ilginç. Oo, okey, S Dolphin bloklandı. İlginç bir Twitch. Güzel. Gerçi buna da çoğunlukla turtle'lamak gerekiyor. Block yaparken. Fazla match'de işe yarayabiliyor defansı Giovanni'ye karşı ama belli durumlarda. Biraz hızlı sıçabiliyor. Fazla match yaparsanız. Güzel. Anti-tier block attı. Sonra burst geldi çok ilginç bir şekilde. Aaa! Çok fazla geriye fırlattı. Oh tamam. Mei sabırsızlığından dolayı son vuruşu değdi. Okey. H Dolphin yukarıdan çok iyi. Okay. Arisugawa yakaladı. Jump H yakaladı bu sefer. Okey. Benim çocukları küçük. Straight ilginç. Dostluk 2 cancel'dan da o bu olmayacak. Adamın oyunu patladı. Süper. Benim balığa karşı oyunu patlıyor. Ben bu Potato PC modunu yükletmiştik kendisine. Evet yükledik ama adamın bilgisayarı patlıyor. Bu Torsiki atmadı. Okay, yanlış gördüm galiba. Hayır, sakala bir saniye daha. Ay, ne olacak? Ooo, SH çok iyi. Güzel meetiler. Güzel, Unstart DP. Counter'da, aa yok, Heavy Slash Counter'da vardı o. Süper. Oo, okey. İlkler yerinde durmuyor. One up DP yine. Slash Dolphin görüldü ve saldırıldı ardından. Aa, çok geç kaldı. Oo, çok güzel yakaladı ama ondan sonra. 3 tane close slash. Sol bölge. Aha, wanna become famous? Dur. Geldi mi o yine? Geldi. İşte bu ya. Yok ettim kendisini. Sponsor değil. Sponsor'u da az önce bitirdik. İşi bitirmem gerekti o yüzden. Okey. Close Slash'dan Tuvas'a geçirdi. Close Slash'dan direkt grab'e geçirdi bu sefer. Giovanna da düşündürüyor durmadan. Aaa çok ilginç bir Tuvas geldi oradan. Kazayla galiba. Oo, 2D görülmedi oyun 2D'ye karşı. Okey grab. Oo Gold Burst. Ama bloklandı, punch'la vurduğu için durmadım. Take us out moment. Oo, perfect'ti. GG's. Evet, sırada kim var? Sırada Orange Bird'le Hain Öndek var. Hain Öndek var. Atakan bize İngilizce'nin dediği gibi Hain Ördek der misin? Hain Ördek. Hain Ördek. Hain Ördek. Hain Ördek. Hain Ördek against Orange Bird. Hein Ordek. Bird geldi. Orange burada. Hein Ordek. Hein Ordek. Hein Ordek. Kuş VS'si. Kuş VS'si diyor adam ya. Kanatlıların VS'si. Hayır, Blue Stacks açtım yanlışlıkla. Pis mobil oyunları. En iyi kuş kazansın dedi. Orange Bird, hadi bakalım. Büyük kuş VS oğlum. Evet. Sol vs ne? Hein Ördek. Hein Ördek gelirse Hein Ördek. Midya'dır herhalde. Midya muhtemelen yani. Midya'dan değişmez. Winger'da kanatlarını açıyor yani. Yalnız yanlış hatırlamıyorsam Hein Ördek'in sol matchup'ı pek iyi değil ama.
Hadi bakalım. Hadi bakalım. Belki bir mucize yapar. ...540 level, Mileye karşı 84 level, Sol. Oy bakalım. Celestial Challenger. Ha, oyun sesini birazcık açayım lan ben. Hadi neyse şimdi başlayalım. Bakalım başlangıç nasıl olacak? Oo güzel bir 6B başlangıcı. Close Slash Contest diyeceğini anladı Mileya'nın. Bir 6B daha. Anti-air'lar güzel gibi gözüküyor şu an Orange Bird'de. Gunflame canslandı Gunflame. Bunun sayesinde punishledi, çok iyiydi. Buradan ağır bomba çıkacak diyecektim ki burst geldi. Oho Vortex. Ama bu da ağır bomba çıkacağı için bir burst daha gelmek zorunda. Uuu bir tane phasing yaptı, yalnız kendini yanlış tarafa attı. Oo süper. Orada double jump yaptı DP baitlemek için. Boom. Şimdilik ördek önde gidiyor. Ama tabii bu önde gitme olayı her an bozulabilir. Çünkü Milya canından bahsediyoruz. Bir barınıydı Yellow Roman Cancel için sakladı. Harcadı ve backdash'i ileri evi slash yakaladı. Bir tane daha ileri evi slash ile frame trap attı. Sola karşı çok dikkatli olması gerekiyor mu? Biraz yine tehlike yapıyor. Risk alıyor. Evet alacak onu. Çok geç kaldı Oki'ye. O biraz kötü oldu onun için. Hemen solun tarafına geçti oyun. Oo güzel yakaladı. Frame trap'ler geliyor. Aa o kick yakın bile değildi. Biraz sıkıntı oldu sol için. Aa hair card tutmadı. Bunun yüzünden punish inecek. İyi çok ağır bir punish yemedi. Uuu güzel bir 6B yakalaması. İleri doğru dash attı. Orange Bird pek Milian dashlerine alışık değil gibi duruyor. Çok contestleyemiyor. Blue RC yüzünden birazcık block string'i kendi kafasını karıştırdı. Yakından down dust attı. Bunun yüzünden kötü punishiyor şu an. Clean it Volcanic Viper'ı kaçırdı Orange Bird ama o kötü oldu. Ve sonunda bir grab'de bitirdi. Oo güzel bir 6B daha. Fafnir'le köşede Guard Break'le köşede tutuyor ama çok iyi araya girdi Milya. Just Block geldi de bir işine yaramayacak gibi. Backdash'i yakaladı yine. Oo Volcanic Viper çıktı. Çok iyi bir anti-air attı. Buradan duvar kıracak. Milya'nın damage'i yok. Milya'nın damage'i yok. Milya'nın damage'i yok canım. Milya'nın damage'i yok arkadaşlar. Buradan bir safe champ Oki alabilirdi. Gerek kalmadı. Havada DP blokladı zaten. Tamam yakaladı. Bu DP yakalanacak. Bir duvar daha kırılacak diyecektim. Kırmadı. Normal devam etti ve süper atsaydı oyunu bitirirdi. Bakalım bu onu kötü dönüş yapacak mı? Bir şeyi bufferladı mı? Bufferlamamış. Üstünden zıpladı. Aşağıdan purple bomb'un gelsin. Ama Blue RC ile zamanı yavaşlatıp gafil yakaladı. Acımadı. Güzel bir slash. Havada güzel bir slash attı yakalamak için. Çok iyi bir neutral play. Aa yanlış tarafa dashledi ama o biraz sıkıntı yapmış olabilir. Kendini köşeye sıkıştırdı. Ama sol tabi bunun üzerinden çok garanti bir pressure alamıyor. Çünkü Milya çok hareketli bir çar. Yakalaması çok zor özellikle solda. Milya'nın kendisine gelmesini bekleyebilir. Bekleyebilir ama o da tehlikeli. O zaman Milya'da neutral play'i satmış oluyorsun. Bir Roman Cancel geldi. Belki punch'a devam etseydi yakalayabilirdi ama kick attı. Oki gelecek bu Oki'yi. Doğru tahmin etti. Üzerine de bir de Wild Throw. Piksel candan comeback mi yapacak? Şu an bir... Çok iyi yakaladı ama komboyu düşürdü. Komboyu düşürdü. Purple Roman Cancel'ın içine girdi. Aa Allah'ım. Çılgın comeback. Hein Ordek ne yaptı? O güzel bir Wild Throw counterladı. Süperdi. Burada bir DP baitleme denemesi geldi. TK Bad Moon'u evet blokladı Orange Bird. Güzel bir kondisyon. Köşe Wall Break'i alamadı ama belki de amacı değildi Wall Break almak. Çok iyi yakaladı Jump Out'u. Aa bu sefer uyanık. Bu sefer uyanık. Uff Roman Cancel'ı baitledi. Roman Cancel'la Burst baitledi. Süperdi. 1-1. Bakalım devamında ne olacak. Gül'le geldi ama Gül çok belli etti uzaktan atıldığında öyle oluyor biraz. Solun çok commitlemesi gereken bir anti-air butonu olmadığı için. Banditbringer ama yakalandı. Bundan kötü pay... Uuu Gence de burst basmalıydı. Oki çok kötü gidebilir diyecektim. Yine Oki'ye girdi. Oki alındı.
Oo, frame trap'e gitti arada. Galiba orada şey denedi ya. DP denedi. Başka bir şey denediğini düşünmüyorum. Counter yedi çünkü. Ağır counter yedi. Heavy slash'tan yemiş olsa gerek onu. Oo, çok iyi yakaladı round başı. Ama çok bir şey alamadı ondan. Midye jump istepse kazanabilirdi orada. Aa, Fafnir kaçtı ama Hain ördek uyudu. Yine ördek hala köşede. Sanki duvar kırılacak gibi bundan. Aşağı kırıldı. Drift atarak yok etti. Bakalım Midye buradan çevirebilecek mi? Çok ağır hasar yedi. Ve bar avantajı solda olacak. Grab kaçırdı. Bu dönüş olabilir. Oki Vortex'e başladı. Güzel yakaladı. Aa, o ama... Mayın koyuldu. Mayın oldu. Güzel bir Roman Cancel geldi. Pressure devam ettirmek için. Ama anti-air'la yakaladı. Oki biraz geç mi kaldı? Kalmamış. Oh. Devam ediyor. Tam wall break'ten oyunu bitirmeye girecekken Burst geldi. Güzel Burst'ü ama yakalandı. Oyun bitti ne yazık ki galiba. Hayır, Oki'ye girdik. Oo, yakalandı. Yakalandı. İnanılmaz. Ucu ucuna döndürdü. Tam ördek comeback atıyordu. Orange yeniden comeback attı. Yani comeback game oldu biraz. Güzel bir disk frame trap'ı. Güzel fast. Çok iyi yakaladı close slash'te. Bundan ağır bir combo alacak. Bad Moon'da bitirdi. Köşeye geldik. XP yakaladı. Yine güzel bir okey giriş başladı. Hep oradan da duvarı kırdı ama duvarı süperle kıramadı çünkü diski kendini biraz sikti. Diyecektim ki yakaladı mı onu, yakaladı. Buradan okey alacak. Aa, DP de son anda yakaladı. Halbuki inputlarını karıştırmayı denedi hiç cross up yapıp. Oo. Roman Cancel'ı da blokladı. Birbirlerine baktılar bir süre. Yellow Roman Cancel haklı bence de. DP baitlemeyi denedi ördek ama bu onun hayatına mal olmuş olabilir. Çok az canı var buradan. Can aha, döndürdü mü? Burst geldi. Gülle çıkmayı başardı, çok iyiydi. Ooo, 2 6P birbiriyle kapıştı. Evet. Milya'nınki bir tık daha uzun olduğu için kazandı. Really 2-1. Evet. Yakın maç. 2-1. 3 maç olduğunu biliyorlar mı bakalım. Biliyor olmalıdır. Zaten first three yaptım yani. Direkt bitecek şey oldu. Vortex geldi ama punishlenemedi. Neyse ki Milya o sırada zıplıyordu. Boşluğa bir slash gibi. Yukarı yakaladı. 6B. Burst geldi yeniden. Güzel yakaladı. Buradan okey'e çıkacak. DP gelmedi. Cross up'ı yedi. Cross up empty jump. Cross up empty low attı yani. Bu kadar hayvanlık olamaz. Okisini garanti hale getirdi purple'layıp. Yakaladı frame trap'te. Burada DP atmayı deniyor bence Orange Bird. Oradan kaybediyor diyeyim ben sana. Ve havalı slash'te bitirdi. Resetlemesi zor zaten ya. Karşısındakinin uyuyor olması lazım diyecektim. Vortex geldi. Kırmızı Roman cancel atıldı ama galiba o purple'dan grab'e geçecekti normalde. Pek olmadı. Çok iyi yakaladı. Burst geldi. Bu ev... Şu an Orange Bird kaybetse bile Burst'ı almış olduğundan avantajlı bence. Ama kaybedecek mi? Kaybetmeyecek gibi duruyor Vortex ve kazanıyor. Orange Bird çok iyi avantajlı şu anda. Evet, Burst'ü de aldı geçen elden. Close slash denedi. Olmadı. Aşağıdan yakaladı. Okey'e girdik yeniden. 6B de içinden geçti. Çok mantıklıydı. Bazı çarlar direkt yakalayabiliyor Milya'yı 6B attığında. Örnek Nagori 2. Bu kötü oldu Milya için. Köşeye sıkıştı. Buradan çıkabilecek mi? Biraz zorlayacak gibi duruyor diyecektim. Çıktı. Okey'i aldı. Okey'den cross up atıp kazandı. Komboyu devam ettiremedi. Orada bir kasma falan. Çok iyi bir burst bait. Okey alındı yine. Orada bir Volcanic Viper yakaladı valla. Galiba. Burst attı. Burst. Devam ediyorum dedi. Bandit Bringer. Çipe gidecek ya. Gitti. 2-2. Alan kazanır bunu artık. Milya'yla en azından çipe dikkat etmen gerekiyor ya. Canın az zaten. Evet, bayağı az. Güzel yakaladı. Oki'ye gelecek buradan. Cross up yaptı ama devamını getiremedi cross up'ın. 6B yapmayı denedi. Pek olmadı. Oradan confirm alabilirdi. Biraz uyudu. 6B buradan süper confirm alamadı havada tuttuğu için. Güzel bir DP bait geldi. Sıkıntı yok. Burst'ünü bastı. DP yakalayamadı. Yeterince hızlı değildi. Slash DP yakalamak için hızlı olmak gerekiyor. Çok iyi bir turbo fall.
Cross up denedi, olmadı. Uy, ileri doğru dash'ini yakaladı direkt. Çok iyi yakaladı. Buradan kaldırdı havaya. Buradan da ağır bir duvara kıran bir komboya çıkacak. Öldürür mü ama? Yok, öldürmez. Yok. Ama ucunda bıraktı. Biraz gergin şu an. Teknik olarak ikisi de bir hit tuttursa kazanıyor gibi bir şey. Diyecektim ki bir hit geldi zaten. Son geri barı vardı, bir şeyler bitirdi belki ama. Bilmiyorum, yapamadı. Ooo, bu çok kötü bir yakalama, buradan ağır hasar yiyecek. Yemese bile köşeye girecek yani. Uff, tamam. DP baitlendi. Burst kullandı. Burst bence de atılmalıydı orası için, çok hasar yiyecekti ondan. 6xp. Güzel yakaladı kickle. 6xp bu sefer işe yaramadı diske. Oo, güzel yakaladı aşağısı dash'le. Köşeye geçirdi. Wild Throw geldi. Mia'nın canı akıyor yere doğru. Bir Wild Throw da. Dokunsa bitecek oyun. Tamam. Şu an çok sıkıntılı. %50 bar harcadı. Blue Roam'un cancel'la backdash atıp yakalamayı başardı Mia'nın tuşunu. İki taraf için de match puanı. Oki'yi almadı bu sefer. Bekledi. Çok iyi yakaladı. Okisini aldı. Havadan bir çeklemeyi denedi, pek olmadı. DP baitlendi. Oradan Hair Car, buradan da bir Oki alacak. Okilerde biraz korkuyor yalnız ördek hiç. Evet. DP'den çok korkuyor nedense. Aa dedim ve ileri deşiyle havadan yakaladı. Sıvı da uçmadı. Oo, bu solun avantajına geçecek oyunu bir anda. Belki Yellow Rom'u cancel atmak isteyebilir ki attı. Aa, backdash güzel. Backdash dedi şeyi. Diski, küçük diski aradan. Oo, kötü yakalandı ama sol avantajı alamadı. Ekstradan bir slash daha attı. DP ile havadan indirdi. Ama yine işaret değil tam olarak. Küçük bir kick tuttu aradan ama çok bir işe yaramayacak o. Burst'u geri geldi solun ve kullandı hemen. Oo, o disk oyunu bitirmiş olabilir diyecektim. Çok büyük bir punish gelmedi çok şükür. Oo, çok güzel. Çok güzel. Wild Throw'u çok güzel gördü. Hemen zıpladı ve halletti. Ucu çok ucuna. Heyecanlı bir round'du. Evet, ucu ucuna. 3-2 ile bitiyor. Şimdi sırada sen ve Muraik var. Bizim geçen yıl kaç kaç bitmişti şeyle meyle? 3-1. 3-1, aynen. Bu el 3-2 bitti. Tamam, senin oturmanı bekliyorum. Hemen oturalım. Başlayabilirsiniz. Ren vs. Zato. Zato için zor bir matchup. Evet. Bir low check atmayı denedi Ren Nisil oyun başında. Havada güzel bir trade geldi. Aa, hayvanını yollamaya çalışırken direkt kılıç fırlatmaya yakalandı. Ama tam güzel meat'i alamadığı için biraz pressure'ı sattı diyebiliriz. O havadan gelen heavy slash hareketini attı. Korkulan hareket. Hayvan gibi disjointed bir hareket o. Güzel yakaladı, aradan bir boşluk yakaladı. Uuu, Eddie'nin kalkanıyla yakaladı ama burstlendi. Bir disjointed hareket daha geldi yukarıdan. Bunu engellemesi zor. Tek yolu kaçmak ondan. Uuu, havada slash hemen check attı, neutral check'ini. Close slash yakaladı ama kılıcı yokken atmayı denedi, sonra Morto Fato attı. Morto Farto. Aa, Edi bok gibi öldü. Güzel bir invite el ama DP'ye yakalandı. İki tarafta birbirini neutral checklemeye çalışıyor. Zato nasıl gireceğini düşünüyor diyecektim ki güzel yakaladı kalkanla. Biraz yalnız Eddie'nin gelmesini beklemek zorunda. Neyse ki Rem bu sırada güzel bir pressure yapmadığı için Eddie free geliyor diyebiliriz. Arkasına geçirdi, kurbağaya attı. Bir kalkan daha açtı. Kalkana vurdu Rem ucundan. Yine disjoint hitboxıyla havada dominasyon kuruyor Rem adeta. Güzel bir Eddie kullanımı. Tüm Eddie'nin hasarlarını vurdu. Kendisi de yaklaşsa belki daha iyi olabilirdi o pressure içerisinde ama sıkıntı değil. Risk barı çok dolu şu an. Zato'nun bir hite ölümü yaşayabilir yani. Tamam. Neyse ki Ram mid screen'den pek bir conversion alamıyor. Slash ve heavy slash butonlarıyla. Aslında her şeyi bloklamıştı. Nedense giremedi içeri. Bir
bir tane kılıcını kaybettiren Vijay Kim geri aldı. Yine köşedeki pressure'ını resetledi. Wall break alamadı. Alamadığı için şu an oyunu satmış olabilir mi? Güzel kalkanladı. Ooo, air grab'e yakalandı. 1-0. What the dog doing? Round startında ikisi de birbirine saygı gösterdi. Biraz geri çekildiler. Güzel bir 6H ama keşke Zato Eddie de olsaydı onun yerinde. Güzel komboya çıkabilirdi öyle. Oo, buradan güzel combo gelecek. Geldi de. Daha optimal bir combo yapılabilirdi belki ama yine iyiydi. Köşeye de taşımış oldu ilginç bir şekilde. Kalkanı açtı. Köşede bulliliyor. Bir tane daha kalkan geldi çaktırmadan. Grab denedi ama Rem uyumuyormuş. Bir slash denemesi. Neutral checkler geliyor iki taraftan da. Özellikle Rem tarafından. Kalkanı attı. Güzel kalkan atmıştı. Ama pek bir follow up alamadı. Kılıç havada tutacak mı? Tutmayacak ama Eddie'nin düştüğünün farkında mı diyecektim Rem? Rem içeri girmeyi tercih etti. Eddie'yi bırak. Dauru geldi. Dauru'dan sonra punish gelmedi ama. Mortofato geldi. Ne yapıyor? Tüm barını harcadı. Drill'le içeri soktu kendini. Köşeye sıkışmış durumda şu an Rem. Çiplik canı var diyecektim ki zaten invite hell'le bitirdi. Güzel bir backdash geldi Zato'dan. Diyecektim ki havadan uçup gelen disjointed hitbox'ı Rem. Uuu, yere daldı. Adamın grabini boşluğa attırdı. Hemen arkasına geçip ben grab atarım sana dedi, köşeye attı. Bir yere dalma daha. Kurbağaya çevirdi. Buradan drill yaptı. Oradan da sanki bir kalkan yapacaktı ama pek başarılı olamadı. Uuu, bu çok ağır vuracak. Evet. Uuu, Eddie'ye çok kötü bir ileri heavy slash hit'i yedindi. Invite hell geldi. Invite hell ama tutamadan Rem havadan girmeyi başardı. Yine yere daldı. Yine grab baitlendi. Bir grab bait daha geldi backdash'te. Uuu, güzel tankladı. Yapacak bir şey yok ama. Acaba kalkanla şeyin bunun hit şeyleri projectiller geri gönderiliyor mu? Güzel bir just block geldi. Bunun sayesinde punish alacak. Çok iyi kurbağayla yakaladı ama Rem de köşeden çıkmayı başardı diyecektim ki drillerin içine girdi. Pek göremedi galiba drillerin geldiğini. Buradan hemen bir drill geldi. Yukarıdan dojladı kılıcı. Bir kılıcı yok şu anda. Kendi köşeye atmak zorunda kaldı bundan dolayı Rem diyecektim. Kendi ileri gitti yine ama kalkana yakalandı. Yine Zato köşeye sıkıştı. Güzel bir manevradan sonra Rem'in yaptığı. Yere daldı yine. Dalma hareketini tek kullanan Zato oyuncusu olabilir. Yine daldı ama bu sefer çok bir şey bekleyemedi diyecektim ki boşluğa grab attı Rem. Kalkan açıldı ve slash ile yakaladı. Güzeldi. 1-1. 1-1. Yine bir backdash geldi. Bu sefer ama kurbağayla devam etti ve Rem'i havada yakaladı. Bir kurbağa daha geldi. Zato yeniden içeri çekildi. Zato kontrolü şu an çok iyi gidiyor diyecektim ki Eddie'yi kaybetti. Ama geri geldi dedi bu olaylar olana kadar. Bileyip daha bir kez daha geri çekti. Şu an adeta Rem içeri girmeye çalışıyor ama başaramıyor diyecektim ki. Yemem'le beraber girdi. Havada punch'la yakaladı. Slash, grab ama grab'i yanlış yöne attı diyebiliriz. Çok iyi bir kalkan geldi. Counter grab geldi. Köşeye atıldı. Zato bakalım köşede ne yapacak. Aa, onu bloklamayı başaramadı. Şu an wall break alırdı aslında Rem. Başaramadı ama wall break almayı. İleriye bir slash ile çıktı köşeden, ilginç. Yine punish konusunda biraz geç kalmış olabilir Hakan ama başarılıydı yine. İşin sonunda Rem'in kill'ini almayı başardı. Yere dalma hareketleri yine. Hakan'ın signature move'u. Just'ladı şey projectile'ı, bu ona biraz avantaj verecek. Köşeye itilmeyecek diyecek ki zaten kendi kendine köşeye gitmek zorunda kaldı. Çok iyi kalkan geldi. Rem'i köşeye sıkıştırdı. Buradan wall break alır mı? Ucundan alamadı. Bir hit falan eksikti. Disjoint hitbox'ını yine kullandı Rem. Havadan heavy slash. Double jump yaptı. Bir şeyi baitlemeye çalışıyordu belki de. Köşe pressure'ını salmış oldu ama bundan dolayı.
güzel bir leap yakalaması. Kalkanı açtı, kalkanı geri aldı. Bir kalkan daha. Kalkanı bu sefer geri almadı. Rem'i yakalamaya çalıştı ama Rem son anda slash'ı baştı. Uuu! Burst geldi ama Burst'u punishleyemedi. Şu an Zato çok kötü bir durumda. Grab denedi, Rem son anda zıpladı. Bir projectile'a gider diyecektim ki Wild bir Dust'la. Yine bir canları bir bir durumunda. Bakalım bu round'u kim alacak? Güzel bir leap geldi. Boşluğa grab atıldı, galiba koşarak leap denemesiydi. Bir leap daha. Leap de şu an çok güzel counterlıyor Rem'in airplay'ini diyecektim ki aradan bir projectile'ını sallayıp Rem içeri girmeyi tercih etti. Zato yürütmüyor köşeye doğru. Rem'i köşede tutuyor. Al şimdi alabilirsin dedi. Onda da köşe pressure uyguluyor. Oo, çok güzel yakaladı. Bu oyunu bitirecek. 2-1. Yep. Bakalım Rem airplay konusunda bir şey yapabilecek mi? Leap'e çok gidiyor. Slash başlangıcı klasik. Leap'i yine yedi. Bu sefer ileri götürüp leap attı. Drill'le devam ettirdi pressure'ını. Çok güzel yakaladı köşede ama Eddie'nin daha charge olamadığı için köşe kombosu alamadı diyecektim ki son anda burst'u harcayıp çıkmak zorunda kaldı Zato. Küçük bir değişiklikten sonra köşede. Yine zıplayıp disjoint hitbox'ını kullandı. Bu sefer kılıcı yoktu ama 6P denebilirdi rahat bir şekilde. Kılıcı boşa gitti. O kılıcı almak için dönecek muhtemelen. Buna giderken yakalandı. Zato götürtmüyor köşeye doğru. Çok ucunda kılıcı ama almayı başardı sonunda. Ah! Rem ne yaptı? Neyse o pozuydu, ben de anlamadım. Bloku bıraktı galiba, anlamadım. Ya da zıplamayı denedi son anda. İçeri daldı, bir şeyler çekler falan filan. Eddie kullanımı şu an çok iyi. Öldürtmemeye çalışıyor mümkün olduğunca. Öldüğünde de gitti grab'e. O yüzden Eddie geri gelecek hemen. Ooo, Dauro ile yakaladı. Delaylenmiş bir Dauro ile. Rekka'sını atıyor. Hızlı attı Rekka'yı ama biraz. Belki birazcık daha delaylese yakalayabilirdi Zato'yu. Oo, aşağı daldı. Ben bile fark etmedim. Aşağı dalıp grab'ini bekleyip sonra kendisi grab attı. Dalma hareketini tek kullanan Zato. Grab denedi ama Rem son anda zıpladı. Süper jump'ı ile beraber sonra disjoint hitbox'ını kullanıp içeri girdi diyecektim ki yine havadan heavy slash'ı yakalandı ve 3-2 bitiyor. 3-1 pardon, 3-1. Sonucunuzu girersiniz. 3-1 Rem kaybetti. Sırada Losers'a geçelim. Losers'ın birinci roundunu yapalım. Orange Bird'le kim atacak bilmiyorum. Ha, üçüncü maçın kaybedeni diyor. Tamam, üçüncü maçın kaybedeni şey oluyor. Aynen. Git çıkmasın abi. Rem. Orange gelsin karşısına. Atsınlar VS'lerini. Bakalım bu maçı. Tamam. Rem vs. Sol. Deniz, Zato için her maç zor demiş. İki God tier'ın savaşı. Adam izlemeye girdi lan. Kaza Spectate'e girdin galiba. Adam Spectate'e girdi. Gel kanka beraber izleyelim de karşısında oynayacak adam sendin, ne yaptık ya? Biraz hızlı maçtan maça fırlamış oldun hem ama yapacak bir şey yok. Nasıl böyle durumlar için bir 5 dakika molu falan şey yapabiliriz, 2 dakika falan. İsterlerse tabii. Bilmiyorum. Sol vs. Rem. Rem neutral'da kazanabilirse güzel. Kazanamazsa çok acı çekecek. Çünkü defansif tek eşyası, tek yapabileceği hareketi. Morto Farto. Demişken Farto landı. Sol verdi. Neutral'da adeta salmıyor şu an Rem. Köşeye sıkıştırdı solu ama o Dauro ne yazık ki punishlenecek. DP denemesi geldi. Disjoint hitbox ile yine Rem'in havadan heavy slash hareketi. Wall break gelmedi oradan. Uuu, kötü yakalandı. Aradaki boşluğu yakaladı. Orange Bird köşeye doğru taşıyor şu anda. Morto Farto yakaladı. Başlangıcı yine başarısız oldu Orange Bird'ün. Başlangıçta kaybedince sol için çok kötü oluyor bu matchup ya. Uuu, yalnız köşeye sıkıştırdı. Yine disjoint hitbox ile almayı başardı turunu. Bu sefer köşede olan sol. Ama işler koşup çıktı direkt. Pressure'ın içinden gayet iyiydi. Rem kontestlemedi. Oo, okey. Olmayan kılıcıyla vurup punishlemeyi başardı sol Bad Bey.
İnanılmaz Rem eliyle oynuyor. Evet. Gerçekten oyuncusu. Güzel Rekka. Mortofato V kapına bir şey yapacak diye büyük bir tahmin geldi. Solda ama çok büyük bir komboya giremedi oradan ne yazık ki. Daha güzel bir şey yapabilirdi gibi geliyor. Oo, çok iyi yakaladı. Burst geldi. Kılıcı yok, ne yapıyor? Oo, son anda yakaladı. Rem zıplarken altında olmak çok sıkıntı ya. Zato'nun o pozu var. Orada iyi hava ataklarına karşı korumadı da. Çoğu karakterde sorun. Aa, oradan komboya girmeyi denedi. Güzel de gidiyor gibiydi ama başaramadı. Oo. DP ile almayı denedi de DP birazcık daha öne doğru vuruyor. Rem tam kafasındaydı yani solun. DP aldı ama kendisini köşeye attı, orada kötüydü. Bak yine kafasının üstünde, yine yakaladı disjoint hitboxıyla. Çok güçlü bir hareket bu. 6P'ler clashledi. Clash'ten sonra Rem'i tutuyor. Vortex'te girdi ama Rem de güzel bir lead yaptı. Aşağı ve slash'iyle daha güzel komboya girebilirdi ama burst atıldı ve çıktı. Köşeye sıkışmış durumda şu an son. Uuu, çok güzel 3 frame'lik kick'iyle yakaladı aradan. Güzel bir grab geldi. %100 barı var yalnız Rem'in. Şu an sol için çok tehlikeli. Mortofato'nun şeyine bile ölebilir yani. Çipini ölebilecek durumda. Ve full barı var şu an Rem'in. Çipine ucundan ölmedi. RC'yi de kullanamadı. %100 bar boşa gitti. %50'si boşa gitti diyeyim daha doğrusu. Çipe öleceğinden çok korkuyordum ben yani, orada shield bass sonuçta bile şaşırttı beni orucu bölümü. Yani. Kick geldi ama normal kick tutarsa bir şeye bağlanmıyor ne yazık ki. Ha bu tutarsa yani, bağlanıyor işte yani. Oğlum. Aa geri bir break yaptı önünde. Çok iyi yakaladı buradan bir duvar kombosu. Purple Room'un cancel'la Gunflame okey alıyor, Exart gameplay. Nasıl lazımdı artık son round'ı. Evet. Sol yakalayabilecek mi? Şu an neutral'a döndü oyun yeniden. Kick'le contestlemeyi denedi ama disjointed hitbox'ı yine halletmeyi başardı yani aşağı pressure'ını. Mortofato boşa gitti ve ne yazık ki oyunu vermek zorunda kaldı Rem bu hareketiyle. 1-1. 1-1 mi? 1-1. Oğlum bir maç daha döndü. Oynandı mı bundan önce? Bir maç daha oynandı. Çok hızlı bitiyor, anlamıyoruz ki. Ooo güzel bir ileri slash ile yakaladı. Diyecektim ki grab yedi sol bad guy. Close slash pressure'ına girerken. İçinden koşu çıktı gayet. Taşaklı bir hareket. Yukarıda yakalamaya çalışıyor yine ama yakalamamaması gerektiğini artık anlamış olsa gerek. Burst de köşeye attı, güzel bir hareketti. DP boşa gitti ama punish gelemedi. Rem de iyi bir pozisyonda değildi. Bandit Bringer'la dışarı çıktı, Rem çok iyiydi. Hiçbir şey yok şu anda. Çok dikkatli oynaması lazım. Kılıçlarını geri almayı başardı ama tabii köşeye girmesi anlamına geliyor bu. Delay'li bir close slash yakalamayı başardı Rem'i. Bir burst orada bir süper bait yapmıştı önceden ama sonra Gunflame atarken yakalandı. Güzel yakaladı kickle, bu oyunu bitirmiş olabilir. Combo düştü ama tamam, close slash da aldı. Bandit Bringer boşa gitti. Bir neutral check atıyorlar ikisi de. Dauro ile bitirdi kombosunu. Çok bir ödül alamıyor Dauro'dan. Gunflame ile yakaladı. Köşeye sıkıştırdı. Backdash ile punch'ını yakaladı. Close slash atıp ondan sonra force slash. Bu sefer ama grab ile köşeye atıldı. Disjointed hitbox yine yakaladı ama birbirlerini yakalamışlar bu sefer. Trade ediler. Ve bu trade solun sol için iyi oldu. Çünkü köşeye attı Rem'in. %50 barı var Rem'in. Defansif opsiyonu artık var diyebiliriz. Evet. Ama yakalandı. Geri alabilir atıp. Burst attı. Kılıcını geri almaya çalışıyor. Kılıcını alamıyor. Sol Vedga izin vermiyor. Ya şu an kılıçlarını sallayıp kalbada tutup geri alabilir istersen. Yellow Roman Cancel'la. Yellow Roman Cancel'ını halletmeye... Yellow Roman Cancel'la barını harcadı. Disjoint hitbox'ını yeniden kullanmaya çalıştı ama artık sol adapte olduğu için hemen yönünü değiştirip arkasından punishliyor. Sol yener. 3-1. Sonucunuzu girersiniz. Şimdi ben ve Accelerator'ın VS'si var. Şu follow botlarını reportlamak ne kadar işe yarar? Yaramıyor. Bunlar bir maç daha mı attılar? Evet atmışlar. Ha. Evet bir maç daha girmişler yanlışlıkla. Maçları bitmiş olsa gerek. Bitti mi yoksa devam mı ediyordu? Bilmiyorum, sanki 2-1 olmuştu gibime geldi de. Ama biz niye bir şeye döndük? Beni izletmedi. Galiba devam ediyordu da ben izleyemedim. Neyse buradan izleyeceğiz o zaman, yapacak bir şey yok. He. Canlara bakıyoruz abi.
Rem'in canı silindi. Evet, yok oldu. Sol Bedgay'ı almayı başardı amına. O sol başta bir hareket yedi galiba. Rem tokat yedi. Yok, çok fazla canı azalmış ama sol işte demiştin ama. Ha. Demenle beraber Elif'in canı aktı evet. Amına. Bir çank silindi canından, yarıya düştü. Çok küçük küçük hitler alıyorlar birbirlerine. Bu ne amına koyayım? Aha dedim ve Rem'in canı bir sanki iyi bir inişe doğru Bunu da geçmeye başladı azalıyor. gibi. Ama solda azalıyordu. Bakayım. Bir tek exercise'ı geçiriyoruz. Aha. Aa. Ha. Trade dediler. Bir şey oldu, trade atıldı. Onu da spektekteyim ama bana vurulduğu için yerim değişti. Aha. Tamam, sol almayı başardı. Son maçlarını izleyemedik ama. Ne olsun. Bir. Gel aşağı. Ben spektekte gireyim. Leo vs. Giovanna. Let's go. Heh, tamam. Bug oldu ama girmeyi başardım. Güzel. Orange Bird ya da şey... Orada şey girelim değil ya. Girelim skorlarını ya. Murray'a kedin aynen skorumuzu girin de. Yani Orange Bird 3-1 yenmiş. Bakalım nasıl yapacağız bunu. Hadi bakalım. Oo, 2D yaptı Dash'te. Çok güzel. Tarafına dolanıyor Leo'nun. Ama Leo her zaman flash kick hareketini yapmaya hazır bu arada. Deniz çok seviyor. Ama atakan attırmıyor. Wall break. Perfect yolunda şu anda ama Jinx demiş olabilir. Güzel bir evet. Şey geldi. Jinx demiş. Backstance'de bekliyor. Menacing diye. Oo, önüne geri döndü. Okey. Güzel yakaladı. Oo, güzel. Blue Arsley kick. Doki. Güzel okudu grabimi. Aynen. RT'ye geçmedi oradan. Bakıyor. 2K2D. Nasıl da biliyorum Rising Storm atacağını sapık ya. Seviyor. Bayılıyor. Aaa bak. Geri yürüdüğü için yakalayamadı Giovanna orada. Okey. Tick drop. Aynen. Backstand seni çıkarttı orada Leo'yu. Şu an gayet iyi durumda. Bir grab daha. Close slash, power slash, okay. Aa süper atam. Aa süper atamadı. Oo grab'den kaçtı. İkinci jump'ı ile güzel. Üzerine dolanıyorum flash kick'i vermek için ama 6-1 yedi. Hemen grab'den kaçtı. Full vardı şu an yeşil yeşil parlıyor o şey halkımız. Hemen bitirecek. Huh. 1-0. Okay, plus orada. Grab'e girdi. Quest, ikinci vuruşu değdi. Abi, trade dedik lan. DP'le nasıl trade dedim ama? DP'nin dışını projektör falan mı sayıyor oyun? Anlamadım ki. Aa, geç kaldı. Monkey'lik yapıyor. Monkey. Okay. Köşede çıkartmıyor şu anda Giovanna. Fast slash'ler, 2S'ler. Aha bir tane vurdu oradan. Evet. Flash kick'e çıkmayı başardı. Ooo tamam. Wall break almadı oradan. Okay. Karakteri kaykis değil. Ne yazık ki. Ooo grab'i kaldı. Okay. Şu an düşündürüyor. Ooo. Güzel kaçtı grab'den. Bir tane daha attı ve aldı. Gergin maç yav. Valla. Tuğdu ile başladı direkt. Hepsi ooo güzel grab. Ben bir empty jump. Bir şeyler yapıyor. Orada Binance olduğunu biliyor diyor ve içeri girmeye çalıştı. Şu an ortada, partinin ortasına girdiler. Ooo güzel grab. Bir tane daha grab. Flash kick atmazsan grab atarım diyor. Yok flash kick atacak diye grab atıyor. Daha doğru grab bir şeyler yakalanabiliyor. Aynen. Exart değil kardeşim. Exart değil boy. Okey. Oo girip çıktı çok güzel. Dash'ini backdash'ı cancel'da doğru çok iyi. Oh. 2-0.
Tamam, size şey yapalım diye de heavy seçmem. Bilmiyorum, iki tane şey gibi gözüküyor benim gözümde. Okey. Arkaya geçti bu sefer. Normalde neredeyse hiç geçmez. Okey. Burst'ü bait değmedi. Ooo, Grav'e çok değişik bir açıdan girmeye çalıştı oradan diyor. Aaa, ulaşmak. Güzel burst. Aha, orada hazırda bekliyor. Güzel bekleş ama projektör yedi. 6B'ler, bekleş. Just block'tan grab'e geçildi. Guilty Gear Exert. Oo, çok iyi. Getirici recover'layıp grab atabildi havada. Oh. Aldı yerine grab'i bitirdi. Backdash. Aaa, ileri fırlamaya çalışırken yıkanan defonun startup'ı çok yavaş. 13 frame'li ne? Bir zahmet. Plus bırakıyorum. Yani. Yani projektör kırıyor aynı zamanda hani sorunlu. Evet. Dust yakalandı. Oo, güzel counter hit havada. Çıkartmaya çalışırken yakalandı multi hit ataktan dolayı. Aha, geçti içinden ama uzakta kaldı. Kiklerle o önünde bulmuş. Ah, yakalandı. Neyse, burst'ı geri aldım. Evet, öyle bir şey oldu. Küçük bir avantajım var şu an Brand'da. Downstart slash, fast slash. Adam 2 delay approach yapıyor. Benim Giovanni'ye 6 stage approach'um gibi. Aklına sokmuş oldum şimdi ama hoş olmadı. Oh, Rising Storm. Güzel bir miti. 2 slash'ın. 2D yakaladı. 2K 2D. 2S yakaladı. Aha. Buradan punish gelecek diyor ya. Arkaya geçti. İnanılmaz. Sakın hafif ileri yürüdüğü için. Abi. Güzel. Oradan güzel kombolar çıkabiliyor. Tamamdır. Neredeyse eşit gibiler. Oo, şu an tam olarak eşitler. Purple RC. Can. Okey. Okay, kazıklandım ya. Valla. Ooo, okay, flash kick yakaladı orada. Hem de counter de. Burst harcadı şu an. Güzel DP. Wake up the spell geldi. Çok iyi. Oo, blocklamayı başardı. Dust çok uzakta. Biraz açacak. Bitirmeyecek oyunu. Air push'tan geldi. 2D'den kaçtı ama bir tane daha 2D geldi. Drop kickler. Dropladı kombiyi ve punish aldı. Şey yaptı. Oki iyi alamadı. Kodi'yle uğraşıyor, çılgın. Flash kick geldi. Okey. Güzel block. Ama bir tane daha flash kick, okey. Dust blocklanmadı. 2K 2D. Çok iyi yakaladı flash kick'i. Bir grab daha. 2S'den YRC geldi. Ayaklarına odaklanıyor. Tuyo'nun. Tanap grab. Bir tane daha. Bir tane daha denedi ama tam canceladı, sorun yok. Yine denedi. Oo, güzel bir. Burst sticker. Bir tane de. Durmamış. Downstart, fast slash. Bir tane daha fast slash. Sıra bloklandı. Güzel. Kick. Aynen. 2S, H. Okay. Grab denedi orada. Güzel bir lead olabilirdi ama olmadı. Okey. All break on da. Böyle böyle. Yerde knockdown yedi Joe. Havada dolanıyor. Başka atmaya tanklıyor bildiğin. Güzel bir slash.
güzel dönüş burada oradan. Güzel kaçtı ama arkasına geçti. Ay. Command grab. Alright. Aslan ayağa kalkarken yarı barın gelmişti. Geldi mi? Tuas'tan dolayı geldi aynı. Hadi be. Pozisyonundan dolayı. Hiç dikkat etmedim. Okey. Yine hareketinden kaçtı Leon'un. Flash kick yakaladı. Tuas bloklandı. Oo, defansif far slash yaptı ve trailledi. Arkaya geçiliyor. Çok tehlikeli bir arkaya geçmiş durumu çünkü köşeye sıkışacak. Jump Dust'ı vurdu far slash'ine. Low slash, 2S. Blok'tan çıkartmıyor diyor oyun. Dust yakalamadı. Bir backlash, yer değişimi. Oo, bu vuracak. Yok, kalkan magic kick attığı için. Fazer'ı cancel'layıp gideyim. Okey, Fazer Blok'ta zon. Güzel. Aaa, 2'ye hiç kaçtı. O nasıl connectlemedi ya? Öncesinde dash attın değil mi oğlum? Attım. Vallahi, olması gerekiyor normalde. Atmadım yoksa acaba? Kendim de sorguladım şimdi ama. Ay. Aaa, grab'e geldi. Aaa, çok iyi vurdu. Ha, bu açacak. Evet. Oh, Gate Raid. Ne olduğunu bilmiyorum orada tuştur ama. 2D vurdu. Flash kick. Burst bekledi ama burst gelmedi. Okey. Biraz daha zamanlaması gerekiyordu. Dust. Okay. Grab çıkmadı ama punish de gelmedi oradan. Oyun bitebilirdi. Dust'la güzel bir damage vurdu oradan. Okey, güzel. Harcandı maçtan. İyi oldu Geo'cun. Çok iyi. Şu an bırakmıyor peşini Leon'un. Wes, çok iyi. Aaa, Fragment Cancel geldi. Ben de yanlış yaptım ya, süper atacak. Okey, bu yine de bitirdi. GG's. Perfectmiş. 3-2. Oh, gergin maçtı. Şimdi vallahi. Sırada sen ve Hain örnek var. Hadi bakalım. Örteğe göre o ikisini iyi blokluyorum. Ama bakacağız. Tamam sen spectate'i geçtin. Hadi bakalım. Hain içi şiddet bölümü. Turbanın. Başlattınız mı? Hayır. Hayır. Şimdi başladık. Zato vs. Milia. Merhaba falan geliyor. Bakalım bu maç nasıl olacak? Maç Vidya'nın tarafında birazcık. Tam değil ama. Çünkü Zato'nun da neutral tool'ları özellikle Leap'le beraber bayağı Milia'yı counterlayabiliyor. Aynen öyle mesela. Şu an güzel zıplamalarını falan zone altlayabiliyor. Öyle bir olayı var. Güzel yakalıyor. Özellikle el hareketiyle bayağı güzel. Ooo grab denedi ama Milia zıpladı. Güzel blok. Okey doğru tahmin etti. İki tane overhead'i güzel blokladı yine. Zato'nun defansı üst seviyede şu anda. Geçirmiyor adeta. Hep slash'te yakaladı havada. Kalkan, kurbağa. Bir tane şey drill'e Roman cancel. Kılıç geliyor. Kılıç tutmadı ama ve bunun üzerinden punish yiyecek recovery'sinde. Bu oyunu çevirecek bir durum olabilir diyecektim ki combo düştü. Grab yedi. O combo düşmesi biraz kötü oldu Milia için. Biraz değil bayağı attı. Direkt round verdi yani. Güzel yakaladı havada. Bir leap geldi. Kalkan. Kalkanı geri çekti. Bir daha kalkan. Leap'e canceladı son anda. Güzel kontrol. Heavy Slash'la arkasına vurdu. Güzel bir trade yaptılar ama Milia köşeye doğru grablendi.
Havada ev slash güzel. Zaton'un durumu kötü gibi. Dedim ve çıkmayı başardı. Oh, Haircut'ı yakalandı. Purple Roman Cancel yüzünden de Eddie'yi öldüremedi. Galiba Eddie'yi öldürmek de ördeğin amacı. Ya da direkt safe'e geçmek de olabilir. Yakaladı. Adeta geçirmiyor şu an. Neutral Play Zaton'un gayet iyi durumda ki almayı başardı. Güzel Neutral Play ile Millie'yi içeri sokmayıp kazandı. Millie Zaton'un backdash atacağını tahmin edip diyecektim ki o nasıl oldu? Ne oldu orada? O Down Dust nasıl tuttu? Millie da pek anlamadı zaten galiba tuttuğunu. Bir kafası yanmadı değil. Güzel bir grab geldi. Eddie geri gelecek bunun sayesinde. Kalkanla aç başladı. Kalkanı kullandı ama bir şey cancel'lamadığı için Eddie öldü. Bakalım Eddie'siz ne yapacak Zato diyecektim ki Eddie'si geri geldi. Millie'nin pressure'ı başarısız oldu ne yazık ki. Havada Eddie slash'la yakaladı. Uf, adeta geçirmiyor şu anda 3 replay'de ama koşarak leap atmayı denedi yine. Grab çıktı onun yerine. Kalkan. Slash de yakaladı havada. Disk geldi. Bad Moon da atıldı. Bir clash geldi. Ama Zato'nun buton